Nasır aslında vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Bir hastalık değildir nasır. Yani nasır olmasaydı cildimiz yaralanırdı. Yaralar açılırdı bazen şeker hastalarında gördüğümüz gibi. Dolayısıyla nasır aslında bir savunma mekanizmasıdır. Böyle diyeyim. Yani nasıl bir sağlık problemidir? Aslında bir sağlık problemi değildir. Bizim yarattığımız sorunlarda derinin kendini savunması için kalınlaşmadır diyelim. Deri şu şartlarda kalınlaşır. İki sert cisim arasında yumuşak bir doku kaldığı vakit bir şeysi var, yani bir problem var, parçalanabilir. Nasıl çorabımız, hatta bazen yeri geliyor köseli ayakkabımız dahi parçalanıyorsa, kendi derimizde yumuşacık bir yapı ama diğerlerinden farklı olarak canlı. Canlı olduğu için canlı her şey kendini savunur, biliyorsunuz. Dolayısıyla deri de kendini savunmak için kalınlaşıyor. Sert bir kalıba giren tek vücut yapısı ayaklarımız. Dolayısıyla bu eğer sert ve ayağımızdan küçükse o zaman sıkıştırıyor. Arada sıkışan şey de deri. En çok nerede oluyor mesela? Beşinci parmağın kenarında, küçük parmağımızın kenarında oluyor nasır, dış kenarında. İşte ayakkabının en çok vurduğu nokta. Çünkü üçgen ayakkabılar giyiyoruz. Oysa ayaklarınızı bir kağıdın üstüne koyup çizin, ayağınızın dikdörtgen şeklinde olduğunu, ona daha yakın bir şekilde olduğunu görürsünüz. Bu dörtgeni üçgenin içine sokmaya çalıştığınız vakit işte kemikle ayakkabı, sert ayakkabı arasında özellikle sıkışarak deri kalınlaşmaya başlıyor. Yoksa demin söylediğim gibi parçalanacaktı. Ayağın anormalleri varsa, yere basışımızda bir bozukluk varsa bu sefer tabanda nasırlar meydana gelir. Bu daha tehlikeli bir durumdur, taban nasırları. Çünkü ayakta bir deformite olduğuna işaret eder, bir bozukluk olduğuna işaret eder. Ve hani ayakkabıyı belki elimine edebilirsiniz, daha rahat, daha büyük bir ayakkabı kullanabilirsiniz ama yerde yürümek zorunda olduğumuz için, yerle kemik arasındaki bu sıkışma devam ettiği için o tür problemlerde cerrahi daha ön plana çıkmaktadır. Buradaki en büyük sorun şu, hastalık kabul ediliyor. Üzerine ilaç, nasır ilacı var. Yani vücudun savunması için ilaç olmaması lazım. Dolayısıyla nasırı bir kere ne olduğunu bilen bir kişiyle devam etmelerini öneririm. İlk yapmaları gereken şey rahat bir ayakkabı giymek olmalı. Demin söylediğim gibi geniş ayakkabılarla nasırın kendi kendine ihtiyaç kalmazsa nasır geçer. Nasıl mesela elinizle çalıştığınız vakit bir kazma kürek sallayan kişinin elinde nasırlaşmalar meydana gelir. O da aynı sebeple oluyor. İki sert cisim arasında derinin sıkışması. Orada da el kemiğiyle kazmanın sapı arasındaki sıkışma diyelim. Dolayısıyla rahat ayakkabı belki çok basit gibi gözüküyor ama nasırın kendinden ortadan kalkmasına neden olacaktır. Ama tabandaki nasırlarda, tabanda varsa nasır, ki bunlar bazen sihirlerle de karışıyor, onu da söyleyeyim. Sihirler çok daha ağrılı olur. Kenarları ağrılı olur. Nasırın ağrısı o kadar fazla olmaz. Taban nasırlarında ortopedist mutlaka görmeli. Gerekirse bir ayak bakım uzmanına o zaman gönderebilir ama ilk elde o. Yani basitçe söyleyebileceğim, parmak aralarında ve yük taşımayan, ayağın yük taşımayan bölgelerinde, taban hariç bölgelerde nasır varsa kendi kendine insanların alabileceği ilk önlem geniş ayakkabılar giymek.